Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Soru Bankası Test 31 ile soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuz, yalıtılmış kapta gerçekleştirilen bir tepkime için diyor. İki tane bilgi verilmiş. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Birinci bilgiye baktığımız zaman toplam molekül sayısı artmaktadır diyor. O zaman tepkime denkleminde ürünlerin arkadaşlar, yani ürünlerdeki molekül sayısı girenlerdeki molekül sayısından fazla olmalı. Bir de sistemin sıcaklığı artmaktadır bilgisi var. Bu da egzotermik olması gerektiği anlamına gelecek. Biz hemen endotermik olanları eleyelim. Zaten net bir şekilde belli oluyor bunlar. Bakın ısı girenler tarafında bunları eliyoruz. Diğer 3 tepkime egzotermik. Bir de ne demiştik? Ürünlerdeki molekül sayısı daha fazla olacak demiştik. Bakın 1 mol H2, 0,5 mol da O2, 1,5 mol molekül olur. Ama ürünler kısmında 1 mol var. Dolayısıyla A şıkkı da olmayacak. D şıkkına baktığımız zaman 3 mol CO2, 4 mol da H2O varsa 7 mol yapar. Ama girenlerde toplamda 6 mol molekül var. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Bakın molekül sayısı artmış 6 iken bu tarafa geldiği zaman 7 olmuş diyebilirsiniz. Ama doğrusu 6 mol iken 7 mol olmuştur demektir. Öyle düşüneceğiz. E şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar karbonmonoksit artı 1 bölü 2 O2 1,5 mol. Burada bakın 1 mole düşmüş. Dolayısıyla burada da azalmıştır diyebilirsiniz. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soru. Yukarıda reaktifleri verilen tepkimelerden hangilerinde açığa çıkan gaz oksijenle tepkimeye girer diye sorulmuş. Birinci tepkimeye baktığımız zaman çinko katısı sodyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Çinko arkadaşlar amfoter metaldir. Amfoter metaller bazlarıyla tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı oluşur. Hidrojen gazı da zaten oksijenle tepkimeye girebilen bir gaz. Biliyorsunuz suyun oluşumuna sebep olur. Artı O2 derseniz şuraya 1 bölü 2 deyip H2 oluşturacaktır. Dolayısıyla birinci tepkimede oksijenle tepkimeye giren bir gaz oluştu. İkincisine bakıyoruz. Kalsiyum karbonat katısı demiş. HCl ile tepkimeye giriyor. Karbonatlı bileşikler, metal karbonatlar asitlerle tepkimeye girdiği zaman karbondioksit gazı oluşur. Karbondioksitteki karbon atomu maksimum değerliğe ulaştığı için bakın oksijeni eksik derseniz burası artı 4'tür zaten. Maksimum değerliğe ulaştığı için tepkime vermez. O yüzden 2 olmayacak cevabımızda. Üçüncüsüne baktığımız zaman gümüş katısı sülfürik asitle tepkimeye girmiş. Gümüş yarı soy metaldir. Yarı soy metallerin oksijenli asitlerle tepkimesinden açığa çıkan gaz asidin türüne göre SO2, NO2 ya da NO gazları oluyordu. Konu anlatımında hatırlarsanız bunu hocanız bahsetmiştir. Burada arkadaşlar SO2 gazı oluşacak. Dolayısıyla SO2'de kükürt maksimum değerliğe ulaşmış mı onu kontrol edelim. Eksi 4 yapıyor. Burası artı 4. Kükürt 6A grubu elementi olduğu için artı 6'ya kadar çıkabilir. Yani SO2 artı O2 yazarsak bakın SO3 gazına dönüşüyor. Şuraya da ne deriz o zaman? 3 bölü pardon 1 bölü 2 dersek zaten toplamı 3 yapıyor. Bakın tepkime gerçekleşti. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Üçüncü soru. Bir tepkime denklem verilmiş. Tepkimesi diyor sabit hacimli bir kapta ve sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Tepkimedeki maddelerin katsayılar arasında A artı B eşittir 2C bağıntısı olduğuna göre tepkime sonunda kaptaki 3 tane ifade var arkadaşlar. Bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadede molekül sayısı azalmıştır demiş. Burada dikkat ederseniz A artı B 2C'ye eşit. Yani A artı B'nin toplamı C'den daha büyük. Buna normalde doğru diyesimiz geliyor ama burada hata yapmış oluruz. Sebebi şu. Biz X'in, Y'nin veya Z'nin molekül olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü bunlar atom da olabilirler. Ya da iyonik bileşik oluşmuş da olabilir. Biliyorsunuz iyonik bileşiklere de molekül demiyoruz. O yüzden buna kesinlikle doğrudur diyemeyiz. İkinci ifadede toplam basınç azalmıştır diyor. Buna da net bir cevap veremeyiz. Çünkü maddelerin gaz halinde olması gerekiyor arkadaşlar yorum yapabilmemiz için. Ama gaz mı, katı mı, sıvı mı olduğu hakkında bir bilgi yok. O yüzden basınç hakkında da yorum yapılamaz. Üçüncüde ise toplam atom sayısı değişmemiştir diyor. Zaten kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı her zaman korunur. O yüzden bu kesin bir ifadedir. Cevabımız yalnız 3 olacak yani B şıkkı. Dördüncü soruya geçtik. Kimyasal tepkimeleri ile ilgili diyor. Üç tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargıda toplam kütle korunur diyor. Lavoisier kütlenin korunum yasasına göre kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunuyor. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. İkinci ifade girenlerin toplam atom sayısının demiş. Ürünlerin toplam atom sayısına oranı birdir. Buna da doğru diyeceğiz. Çünkü atom sayısı korunduğu için
Ürünlerdekine mesela diyelim ki 10 tane atom varsa girenlerde de 10 tane atom olacak. Oranları hep 1 çıkar. Değişmediğinden dolayı. Üçüncü ifade homojen veya heterojen olabilirler demiş. Bu ifade de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani E şıkkı. Beşinci soru. Yanma olayının gerçekleşmesi veya durdurulması için aşağıdaki öğrencilerin tuttuğu pankartlardan hangisine yazılan ifade hatalıdır diye sorulmuş. Soruyu yorumlamadan önce arkadaşlar hemen yanma olayıyla ilgili küçük bir bilgi vereyim. Yanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan şartlar 1. Ortamda yanıcı madde olmalı. 2. Yakıcı madde olmalı. Üçüncüsü ise tutuşma sıcaklığı. Evet. Şimdi yanıcı madde kimdir mesela? Kağıt diyebiliriz örnek olarak. Yakıcı madde oksijen gazıdır. Tutuşma sıcaklığı da her madde için farklıdır. Mesela kağıdı yakmak için belli miktarda bir enerji gerekiyor. Benzin için çok daha az bir enerji gerekiyor. Bu üç şartında mutlaka bir arada olması gerekir yanmanın gerçekleşmesi için. Bir de yangın söndürücülerde aranan özellikler. Onunla ilgili de çünkü bir ifade geçiyor. O yüzden onu da izah edeceğim. Yangın söndürücü olarak kullanılacak maddenin bir defa oksijenle tepkime vermeyen bir madde olması lazım arkadaşlar. Bununla beraber havaya göre daha yoğun olmalı. Yani püskürttüğünüz zaman alevin üzerine alevi örtmeli, oksijenle temasını kesmeli. Yani yanıcı madde ile oksijen arasındaki teması keserseniz yangını söndürmek kolaylaşır. Hatta biliyorsunuz mesela bir piknik tüpü falan tutuşurken bunu suyla söndürmektense üzerine ıslak bir battaniye atarak söndürmeyi tercih ederiz. Mantıklı olan budur. Buradaki amaç oksijenle temasını kesmektir. Şimdi ben sınıfımda dersine girdiğim öğrencilere bu konuyu anlatırken hep böyle bir video aklıma geliyor. Şimdi bahsedince o video yine aklıma geldi. O yüzden size arkadaşlar bir 30 saniyelik, yaklaşık 30 saniyelik bir video izleteceğim. Bu videoyu izlediğiniz zaman kimyanın neden önemli olduğunu da biraz daha anlamış oluruz. Çünkü ben hep şunu söylerim. Üniversite kazanmak için tabii ki dersler çalışılmalı ama bununla beraber bir kültür olayıdır. Yani bir matematik öğrenmek, bir fizik öğrenmek, bir kimya öğrenmek hayatın her noktasında bize işe yarayan bilgiler kazandırır. O yüzden biraz dersleri çalışırken bu açıdan da çalışmak lazım. Çünkü bizim ülkemizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bazı şeyleri çok basite indirgiyoruz. Mesela benim en üzüldüğüm noktalardan bir tanesi şudur. Derste konu anlatırken öğrencilerin "Hocam işte bu ne işimize yarayacak ki?" ifadesini kullanmaları. Tabii bu her öğrenci için geçerli değil ama özellikle bu videoyu izledikten sonra kimyanın neden gerekli olduğunu biraz daha net anlamış olacağız. Biraz gülümseyeceğiz belki ama trajikomik bir durum. Hakikaten üzücü tarafı da var. İnşallah sizi de böyle birazcık dinlendirmiş oluruz. İzlerseniz iyi olur. Evet, videomuzu izliyoruz. Şimdi arkadaşlar videoyu izlerken şunu da belirteyim. Bakın hep oksijenle teması kesmekten bahsettik. Yani yangın söndürücülerde oksijenle temas olmamalıdır dedik. Videoyu siz şu anda izlerken zaten olayı anlamışsınızdır. Tabii orada panik anında insanlar bazen yanlış kararlar verebiliyor ama ben işin içinde biraz da hani bilgi eksikliğinin nelere mal olduğunu da göstermek Hava istiyorum. alıyor ya, ne yapıyor oğlum? Dikkat ederseniz oksijen tüpü getirmişler. Evet. Ve alevi oksijen tüpüyle söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki tam tersi olmalı. Oksijenle temas kesilmelidir dedik. Ama işte böyle trajikomik bir durum da ortaya çıkıyor. Ha, bu da bize belki hayati bir ders verecektir. Çünkü kimya hakikaten mutfaktan tutun diğer yaşam alanlarımıza kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Çünkü mutfak önemli biliyorsunuz insanlar için. Özellikle de anneleriniz vaktinin çoğunu mutfakta işte ya da temizlik yaparak geçiriyor. Bilgi olmazsa arkadaşlar çok vahim durumlar ortaya çıkabiliyor. Buna benzer bir olay mesela şöyle düşünün. Çamaşır suyuyla tuz roğu birbirine karışması durumunda zehirli klor gazının oluşumuyla sağlık tehlikeye girebiliyor. Bu bakımdan kimya önemli bir derstir. Sorumuza geçelim tekrar. A şıkkında arkadaşlar yanma olması için yanıcı madde gerekir demiş. Bu ifadeye doğru diyoruz. B'de yanma olması için yakıcı madde gerekir. Buna da doğru diyeceğiz. Zaten saymıştık bu özellikleri. C'de ise yanma olması için tutuşma sıcaklığı gerekir demiş. Bu ifadeye de doğru diyoruz. D şıkkında yangını söndürmek için yanıcı olmayan madde gerekir diyor. Bu da doğru.
E'de ise yangını söndürmek için havadan hafif maddeler kullanılmalıdır diyor. Bu yanlış çünkü havadan hafif maddeleri kullanırsak püskürttüğünüz zaman alevin üzerine bu uçup gidecektir. O yüzden yangın söndürmek için mantıklı bir özellik değildir. Cevabımız E şıkkı olacak. Altıncı soru. Yukarıda bazı tepkimeler türleriyle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi hatalıdır diye sorulmuş. Birincisinde çökelme diyor. Tepkimeye baktığımız zaman çökelme olduğunu görüyoruz. Bakın gümüş artı ve klor eksi iyonlara gümüş klorür katısı şeklinde çökmüş. Dolayısıyla 1'e doğru diyeceğiz. İkincisi asit baz demiş. Fakat tepkimeye baktığımız zaman asit veya baz yok. Dolayısıyla 2 yanlış. Üçüncüsüne bakalım. Redox demiş. Burada hidrojen arkadaşlar 0 iken bakın artı 1 olmuş. Oksijen 0, eksi 2 olmuş. Dolayısıyla redox tepkimesidir diyebiliriz. 3'e de doğru dedik. Dördüncüsünde NaOH kuvvetli bir bazdır. Karbondioksit de bir asit oksit. Dolayısıyla asit baz ifadesi burada doğrudur diyeceğiz. Cevabımız yalnız 2 hatalıdır olacak. B şıkkı. Yedinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki kaplarda verilen çözeltiler başka bir kapta karıştırılmaktadır demiş. Bu olayla ilgili bazı yargılar var. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birincisine bakalım. Çözünme çökelme reaksiyonu gerçekleşir diyor. Sodyum iyodür arkadaşlar. Bakın kurşun nitratla birleştiği zaman kurşun ile iyot suda iyi çözünmeyen bir tuz oluşturur. Bu tuzumuz PbO2 tuzu olacak. Dolayısıyla çözünme çökelme reaksiyonu gerçekleşir ifadesi doğrudur. Çöken maddeyi burada belirtmiş. Biz de zaten kurşun 2 iyodür dedik. Doğrudur. Sodyum artı ve NO3 eksi seyirci iyonlardır. Çökelmeye uğramayan iyonlar. Bakın birincisinde sodyum, diğerinde de nitrat. Çünkü arkadaşlar bu iyonlar suyun içerisinde çok kolay iyonlaşabilen yapılardır. Şöyle düşünün. 1A grubu metalleri ile yapısında nitrat iyonu bulunan tuzlar suda iyi çözünen tuzlardır. O yüzden bunlar çökmeyeceği için seyirci iyonlardır ifadesi doğru. Yükseltgenme indirgenme tepkimesi gerçekleşir demiş. Buna yanlış diyeceğiz. Çünkü değerlikler değişmiyor. Hatta tepkimeyi şurada yazarsak bakın sodyum iyodür. Artı kurşun nitrat diyelim. Ürünler kısmında kim oluşacak? PbO2 katısı. Bir de kim olur arkadaşlar? Sodyum nitrat. Yalnız bu iyon halindedir. Şuraya aqua ya da suda çözülmüş halde diye yazabiliriz. Bizden ne istiyordu? Redox tepkimesi olup olmadığı, yani yükseltgenme indirgenme olup olmadığı. Bakın artı 1 eksi 1 diyorum. Burada kurşun artı 2 olacak. Nitrat eksi 1. Kurşun artı 2, iyot eksi 1, sodyum artı 1, nitrat eksi 1. Değerli değişen hiçbir element yok. Dolayısıyla bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Net iyon denklemi demiş. Sodyum artı NO3 eksi. Net iyon denklemi kime göre yazılır? Çöken maddeye göre yazılır. Dolayısıyla Pb2 artı artı 2I eksi. Bakın PbO2 diye belirtmiş olsaydı doğrudur diyecektik ama burada seyirci iyonları verdiği için bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Çünkü katı halde çökmez arkadaşlar. Sodyum ve nitrat suda iyon halinde bulunur. Şöyle içerisinde dağınık haldedir. Şu alttaki de PbO2 katısıdır diyoruz. Evet, kaç tanesi doğrudur diye sormuş. 1, 2, 3 tanesi doğru, 2 tanesi ise yanlıştır dedik. Cevabımız C şıkkı. 8. soru. Verilen değişimlerden kaç tanesi kimyasaldır diye sorulmuş. Birincisinde tuzlu suyun elektriği iletmesi diyor. İyonların elektriği iletmesi kimyasal olaydır. Metallerin iletmesi fizikseldir. Dolayısıyla buna kimyasal diyoruz. Glikozun yanması, zaten yanma olaylarının tamamı kimyasal. Yağlı boyanın kuruması, bu havadaki oksijenle boyanın içerisindeki maddelerin kimyasal tepkimesi sonucu olan bir olaydır. O yüzden kimyasal. Çimento harcının sertleşmesi. Bu yine arkadaşlar havadaki işte karbondioksit gazıyla yine çimentonun içerisindeki kimyasallar arasındaki reaksiyonla ilgili. Yine kimyasal olacak bu. Burada tabi bazı sorularda işte çimento harcının donması ifadesi geçiyor. Aklımızda da genelde şu gelir. Hani hal değişim olayları fiziksel olaylardır diyoruz ama oradaki donmadan kasıt maddenin fiziksel halinin değişmesi değil. Sertleşmesi. Dolayısıyla bu ifade aslında daha uygundur. Evet, çimento harcının sertleşmesi kimyasal. Gümüşün kararması demiş. Burada da arkadaşlar yine oksitlenme olayı söz konusu. Bundan dolayı buna da kimyasaldır diyeceğiz. Cevabımız 5 olacak. 9. soru. Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi çözünme çökelme tepkimesidir diye sorulmuş.
Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşumu burada arkadaşlar suda çözülmüş olan iyonlar bir araya gelerek çökelti oluşturuyor. Dolayısıyla çözülme çökelme tepkimesidir. Uçak yapımında kullanılan magnezyumun down senteziyle eldesi demiş. Burada elektroliz yöntemi falan uygulanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bu tarz sorularda arkadaşlar böyle hani bilindik örnekler üzerinden genelde sorulara cevap vermekte fayda var. Çünkü bazen böyle çok da fazla kullanılmayan yöntemler sorun içerisinde yerleştirilebiliyor. Biz buna yanlış diyoruz. Çamaşır makinelerinin rezistanslarının kireçlenmesi demiş. Burada yine çözülme çökelme. Çünkü suyun içerisinde arkadaşlar yine iyonlar çözülmüş halde bulunur. Rezistanslara ulaştığı zaman oradaki ısı nedeniyle çökelme meydana geliyor. Dolayısıyla çözülme çökelme ifadesini kullanabiliriz. Demirin paslanması demiş. Bu oksitlenme, yanma olayıdır. Mide ağrılarında ilaç kullanılması, bu da arkadaşlar genelde asitlik bazlıkla ilgili nötrleşmeye dayalı bir uygulamadır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve üçüncüsü olacak yani iki tanesi. 10. soru. Kimyasal tepkime türleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında kimyasal bir tepkimede oluşan maddelere reaktif denir diyor. Bu ifade yanlış. Dolayısıyla cevabımız A şık olacak. Çünkü reaktan denir arkadaşlar. Tepkimeye girenlere reaktif, oluşan ürünlere ise reaktan denir diyoruz. O yüzden buna yanlış dedik. Çözünme tepkimeleri moleküler ya da iyonik olmak üzere iki türlüdür. Mesela C6H12 O6 arkadaşlar çözünürken yine moleküler olarak çözünüyor. C6H12 O6 şeklinde. Burada bakın katı halde, burada ise suda diyoruz. Şekerin çözünme olayıdır bu. Dolayısıyla moleküler çözünme ama sofra tuzunun, NaCl'nin suda çözünmesi ise iyonik şeklindedir. Sodyum artı ve klor eksi. Zaten sofra tuzu bakın sulu çözelti halinde elektrik akımı iletiyor. Şekerli su ise iletmiyor. Bu da onunla ilgili. Daha önce de belirtmiştim. Soruların sadece cevabını amaç edinmiyoruz. Buradaki amaç soruyu çözerken bilgilerimizi pekiştirmek. O yüzden hepsini tek tek açıklayacağım. Bu ifadeye ne dedik arkadaşlar? O zaman doğru diyeceğiz. Maddenin oksijenle tepkime vererek çoğu zaman ısı ve ışık yaydığı tepkimeler yanma tepkimeleri denir. Bu ifade de doğru. Bir madde ne olursa olsun oksijenle tepkimeye giriyorsa bu olay yanma olayı olarak tanımlanır. Doğru. Yanma tepkimeleri aynı zamanda redoks tepkimeleridir. Çünkü değerlikler değişiyor arkadaşlar. Hemen buna bir tane örnek yazalım. CH4 artı 2O2 CO2 artı H2O diyelim. Bakın burada karbonun değerliği hidrojen artı 1 olduğu için eksi 4, oksijen 0. Burada oksijen eksi 2 olmuş, karbon artı 4 olmuş. Bakın karbon yükseltgenmiş, oksijen indirgenmiş diyebiliyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda redoks tepkimeleridir ifadesi doğru. İki iyonik çözeltinin karıştırılmasıyla yeni oluşan bileşik çözülmüyorsa çökelme tepkimesidir demiş. Buna daha önceki sorulardan hatırlayacaksınız. Mesela kurşun, nitrat olsun. Evet, artı sodyum iyodür. Burada arkadaşlar bakın kurşun ile iyot bir araya gelerek çözünmeyen bir tuz oluşturuyor. PbO2 katısı şeklinde. Bir de sodyum nitrat sulu çözelti halinde iyon halinde bulunuyorlar bunlar. Dolayısıyla bu tepkimelerde çözülme, çökelme çözülme tepkimesi diyebiliyoruz. Cevabımız başta da belirttiğimiz gibi A şık. 11. soru. Testimizin sonuncu sorusu arkadaşlar. Ağzı açık bir kapta kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında diyor. Tepkimesi verilmiş. Bu tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkime ile ilgili demiş. 3 tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Sentez tepkimesidir demiş. Sentez olabilmesi için birden fazla maddenin birleşip yeni bir maddenin oluşması gerekiyor. Ama burada kalsiyum karbonat parçalanmış. Dolayısıyla analiz tepkimesidir diyebiliriz. Birinci ifade yanlış. Katı kütlesi zamanla artar diyor. Girenler kısmında sadece katı var ama ürünler kısmında katının bir kısmının gaza dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla burada bir kütle kaybı olacak. Yani kaptaki kütlede bir kayıp olacak. Yoksa kimyasal tepkimede kütle kaybı yoktur. O yüzden bu ifade de yanlış. Kütle artmıyor, azalıyor. Katı kütlesi için söylüyoruz. Üçüncüsünde ise endotermik tepkimedir demiş. Burada da arkadaşlar bakın ısıtıldığında ifadesi var. Zaten kireç taşını ısıtırsanız bu tepkime gerçekleşir. Dolayısıyla endotermik tepkimedir. Cevabımız yalnız 3 olacak yani B şıkkı.